Haftalık olağan grup genel kurul toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 4. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Evet, toplantımıza teşrif eden misafirlerimiz. Kütahya Gençlik Kolları. Sakarya Gençlik Kolları. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve ÜNİAK Teşkilatı. Kırıkkale İl Başkanı, İl Belediye Başkanı Yahşihan Keskin, Karakeçili, Delice, Çerikli, Hacılar, Bahçeli Belediye Başkanları, ilçe ve belde başkanlarımız. Bolu İl Teşkilatı. Denizli Tavas İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı. Denizli Acıpayam İlçe Teşkilatı. Trabzon Vakfı Kebir İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı. Tokat Turhal İlçe Teşkilatı. Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Teşkilatı. Kocaeli İzmit İlçe Teşkilatı. Reyhanlı İlçe Yönetimi. Şile Belediye Başkanı ve Muhtarlar. Isparta Sütçüler İlçe Başkanı ve Muhtarlar. Bursa Orhan Gazi Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatı. Zonguldak Çay Değirmeni Belediye Başkanı. Kayseri Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Felahiye Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı. Gaziantep Birlik Vakfı yöneticileri, İstanbul'daki Ataşehir Erzurumlar Vakfı, Adana Kasaplar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını
Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere meclis çalışmalarında başarılı ve verimli bir hafta temenni ediyorum. Bizim de geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi, hatta her zamankinden daha yoğun bir mesaimiz oldu. Geçtiğimiz haftaya önce Milli Güvenlik Kurulumuzun, hemen ardından da Bakanlar Kurulumuzun toplantısıyla başladık. Bu toplantılarda iç ve dış güvenlik konularının yanı sıra olağanüstü halin 5. kez uzatılması kararını aldık. Aslında Bakanlar Kurulu'ndaki gündemimiz çok daha yoğundu. Ancak meclisteki gen soru oylaması sebebiyle biraz erken bitirmek zorunda kaldık. Salı günü Polonya'ya günübirlik resmi ziyaretimiz oldu. Önceki hafta Ukrayna ve Sırbistan'a yaptığımız ziyaretler, hele hele Sırbistan'da Novi Pazar'a, Sancak'a yaptığımız ziyaret bambaşka özellikler arz eden, hakikaten duygu dolu bir ziyaret idi. Ve tamamlayıcı mahiyette bir ziyareti yaşadık. Polonya programımızda başarılı ve verimli geçti.